Karpen, PVC ve alüminyumun hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı başlıyor. Sizin için Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karış karış karışlamaya, doğumuzdan batımıza, kuzeyimizden güneyimize anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Ve yine cennet vatanımızın çok güzel bir köşesi, Kahramanlar Diyarı, Kahramanmaraş'tayız. Daha doğrusu Kahramanmaraş'ımızın özel mi özel, güzel mi güzel, şirin mi şirin, ceviziyle meşhur Çağlayan Cerit'teyiz. Evet, Çağlayan Cerit'imizi tüm özellikleriyle, güzellikleriyle tanımaya var mısınız? Varız diyorsanız yaslanın koltuklarınıza ve bu mükemmel programı hep birlikte izleyelim. Bir güneş doğuyor, Cerit'in keskin ufuklarına. Bir beyaz oluyor yüzü, bir de kitirli elleri. Göçmeninde ar, kalbinde yar, bakışlarına kına. Şerbettir içene şifa, gurbettir gidene cefa. Çağlayan Cerit. Su zengini şehrin, su zengini ilçesi Çağlayan Cerit. Dört tarafı dağlarla çevrili Çağlayan Cerit, doğal su kaynakları bakımından Kahramanmaraş'ın en zengin ilçesidir. Yüksek dağları, sarp kayaları ve derin vadileriyle adeta bir doğa harikasıdır Çağlayan Cerit. Tabii ki Çağlayan Cerit'in cevizi çok meşhur ama üzümü de bir o kadar meşhur değil mi başkanım? Tabii. Kolay gelsin bu arada. Keseyim size vereyim bak. Ooo teşekkür. Evet. Ya başkanım benim en çok sevdiğim üzüm ya. Evet. Vallahi billahi buna ne üzümü diyoruz başkanım? Kabarcık. Kabarcık. Bertiz Çağlayan Cerit kabarcığı. Bertiz Çağlayan Cerit. Allah Bertiz Allah. Bölgemiz var ileride, hı hı. Ve aynı üzüm burada da var. Burada da var. Yanımızda bir de üzüm gözlü yakışıklımız var. Abi. Evet. Senin adın ne adamım? Bedihan. Bedihan ne yapıyorsun? İyiyim. Ben de iyiyim. Sen de mi üzüm kesiyorsun? Evet. Başkanım çocuklar da sizi tamam. Çok seviyor ya. Tabii Bedihan evet. Yani. Çocuklarımız hasat zamanı cevizle üzümü birleştiriyoruz of. Şimdi. Cezerya yapıyoruz, samsaz yapıyoruz, sucuk yapıyoruz. Efendim hanımlar burada. Hasat zamanı herkes bağ bozumunda. Bağ bozumunda evet, diyoruz. Bağ bozumunda. Bu anlamda sizler üzümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce saydığınız ürünlerin dışında işte cezeryenin dışında yaş olarak da tüketiliyor mu Sayın Başkanım? Üzümden başta pekmez yapılır. Evet. Akabinde pekmezin sonrasında bastık yapılır. Pestil yapılır. Klasik anlamda sucuk yapılır. Doğal, evet, yöresel. Doğal. Beyaz sucuk ve siyah sucuk dediğimiz efendim o yapılır. Akabinde de inşallah çok yakında az bir endüstriyel fabrikasyon da kullanarak geleneksel yapıyı bozmadan organik ürün üretme şeyindeyiz biz. Tüm politikalarımız, davranışlarımız organik ürün üretme yönünde. Diyoruz ki Çağlayan Cerit tabii, gelişmeye, tabii. Değişmeye... Devam açık ediyor. Devam ediyor, gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor. Evet, biz evet. Devam ediyoruz. Şimdi de üzüm keselim biraz tabii, değil mi? Tabii, hadi şunları... üzüm keselim. Gel.
Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. İyiyiz. Ya biz hanım ağayı arıyoruz. Bağ ağası, üzüm ağası sensin dediler. Öyle dediler. Biraz lakabım böyle çıktı. Öyle mi? Evet. Peki tanışabilir miyiz? Evet, tamam. Sizi biraz tanıyalım. Tamam. Adım Demet Açıkgöz. Fransa'da büyüdüm. Fransa'da? Evet. Buraya gelin geldim. Bonjour, monsieur. Ana dilim evet. Fransızca. Benim de ana dilim gibi konuşuyorum değil mi? Öğrenmişim Fransızca. Gördün mü artık? Sonra evlilikten dolayı buraya yerleştim ve Şire ile tanışmaya başladım. Nasıl? Fransa ile buranın farkını bize biraz anlatır mısınız? Burada doğayla iç içeyiz. Yani mükemmel bir biyolojik, organik ürünler yiyoruz. Ya Fransa'da cennet vatanımız gibi yok değil mi böyle bir yer? Kesinlikle. Tınamız ya bizim, Şire'miz. Peki bu anlamda başkanın çalışmalarını beğeniyor musunuz? Çok şükür, çok güzel ilerliyor. Yani ceviz konusunda fabrikamız bitti. Çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? 7,5 veresim geliyor. Salih Encerit'in delisini arıyoruz, gördün mü? Deli mi? Arkamda bir tane var. Delisi misin? Bir delisine de çağırıyorum. Bilmiyorum abi. Çiftçi olarak, üretici olarak alın terinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Aldığımız da oluyor, almadığımız da oluyor yani. Böyle diyorsun. Mahsulümüz zayıf olursa alamıyoruz tabii. Bir de sizin belediye başkanı var, tanıyor musun? Evet. Tanıyorum. Nasıl bir adam? İyi bir adam. Onu veriyorum. Diyorsun. Evet. Köy TV izliyorsun. Evet. Köyde ne var? Hayat var. Evet, köyde hayat var. Abla. Köyü seviyoruz yani. Abla ben şu üzümü götüreyim bak, ya. Bak götür. Şehirde yaşıyoruz ama köyün hayatı başka. Seviyoruz başka. Yani. Diyorsun, diyorum ben. Evet, hadi. Delisi oymuş delisi. Tamam. Ve işte aradığımız üzüm ağası. İsim ne efendim? Buyurun, ismim Harun. Ay Harun Bey, ağa deyince de asıl biz bunu ben latife yaptım. Asıl delisiymişsiniz. Yok aklım. Çağlayan. Birinci sırada cevizimiz evet. var. Sonra üzümümüz. Onun dışında hangi tarım ürünleri var Çağlayan Cerit'te? Çağlayan Cerit'te elma aynı şekilde yetiştiriciliği fazla. Ceviz tabii birinci derecede önemli. Bunun yanında üzüm de önemli. Sebze meyve işleri, bağ bahçe işleri biraz daha küçük çaplı. Ya kendi çapında. Çünkü araziler çok geniş değil, dağlık bir bölge olduğu için kendi çapında küçük meyve sebze yetiştiriciliği var yani. Peki belediye başkanımızı biliyorsun. Nasıl bir adam? Adam gibi adam maşallah. Adam gibi? Adam gibi adam. Diyorsun. Evet. Peki bir puan verelim. Koyma yok, eksiltme yok. Benim izleyicim bilir. 7 yıldır geziyoruz biz. Evet. 10 üzerinden kaç puan genel anlamda? 9 veriyorum ben. Abi şapkan çok güzel ya. Size veriyorum. Ben almayı seviyorum. Yani sen almaz mı zannettin? Yok ben de veririm. Evet yakıştı. Bence yakıştı. Yakıştı. Abi sen hayırlı olsun. Tanıyor ya. Ya biz ağayız biz verme taraftarız. Peki. Tamam. Abi tabii sen onunla kurtulacağımı zannettin. Bunu da alabilirsin. Bunu da sen tut şunu abi. Sen anlat hele ben gidiyorum abi tamam. Evet. Görüşü sen anlat anla kamerayı anlat. Sen ben gidiyorum hadi güle güle. Güle güle hoşça kalınız. Buraya kadar geldiğiniz için Çağlayan Cerit'imizi tanıttığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler görevimizin başındayız çiftçiler olarak. Allah hiç kimsenin emeğini zayi etmesin. Ve bu bağda kabarcık üzümü yetiştiriliyor. Bir de peygamber üzümü dediğimiz parmak üzümü yetiştiriliyor. İnşallah herkes gönlüne göre kazancını sağlamış olur. Teşekkür ediyorum tekrardan bize söz hakkı verdiğiniz için. Köyde izliyoruz değil mi? Evet. Köyde ne var? Hayat var. Devam ediyoruz. Çağlayan Cerit cevizin başkenti. Sadece ceviz mi var? Hayır. Birbirinden güzel bağlar ve üzümler var. Tabii ki ceviz ve üzümün buluşmasından da birbirinden güzel ürünler çıkıyor. Bu ürünleri yapan da doğal ablalarım var. Evet. Abla seni tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Cennet. Cennet. Evet. Ya ben de diyorum ki cennete mi düştük? Öyleymiş zaten. Aynen aynen. Cevizin ve üzümün olduğu güzel Çağlayan Cerit'imiz evet. ve hoş geldiniz ki diyorum. Badem var, birçok evet, ürün var ama bademimiz, baş ürün ceviz üzüm. Ve üzüm. Sonra aynen. onların buluşmasından neler çıkıyor abla? Bastık yapıyoruz, bastıktan samsa yapıyoruz. Samsa?
Mıska gibi. Samsa dansı var da ben samsa deyince böyle aklıma dans geliyor. Mıska gibi kesiyoruz, sarıyoruz. Sen sarıyoruz ama onu yapmak için o bastı. Evet. Samsa dansı yapman gerekiyor. Yok. Üzümü depeleyeceğim burada. Tamam, ben ona samsa dansı diyorum ya. Ondan sonra sucuk yapıyoruz, samsa sarıyoruz. Beyaz sucuk, siyah sucuk, pekmez. Tamamen doğal yapılıyor. Tabii. Hatta reçelini bile yapıyoruz. Üzümü koyuyoruz şeyin içine. Pekmezi yine bir buluşturuyoruz. Onu bile cevizin yapıyoruz. Reçeli. Yok, şeyin pekmezle üzümün. Tek. Ben cevizin yeşil kabuğunda reçelini gördüm, biliyor musun? Siz yapıyor musunuz? Olabilir. Yok, biz yapmadık. Anam, nasıl yapmazsınız? Valla bilmiyorum. Biz yapmadık. Olur mu öyle şey? Aa, çok güzel yapıyorlar. Bakın olabilir. Ben Tokat'ta, Balıkesir'de. Hadi ya. Yeşil cevizin o yeşil bir reçel yapıyorlar. Böyle en son Nazlı Hanım parmaklarını yedi. Onun için parmaksız narıklar. İyi olmuş. Şimdi başlangıç nasıl oluyor abla? Başlangıç nasıl oluyor? Üzümler geldi. Bağda topladık. Evet, bağdan kesiyoruz, zor güçlüklerle şeylerle getiriyoruz. Ay, buraya. Çok acıdım. Evet. Zor güçlüklerle aynen, de üzüm kesmesi kadar kolay var mı abla? Bir de biber topla bakayım sen. Çok zor oluyor. Sen biber topladın mı hiç? Tabii topladım. Biber çapaladın mı hiç? Tabii çapaladım. Hadi be. Hepsini yaptım ben, hepsini yapıyorum. Hangisi zor? Köydeyiz. Bütün işler hem zor hem de bildiğimiz için sizin kolay. Için zor bir şey var mı abla? Aynen, ya? Aynen. Siz Anadolu insanısınız ya. Aynen öyle. Şimdi ne yapacaksın? Aynen. Şimdi ben size burada üzüm depelemeyi göstereceğim. Hadi göster bakayım abla. Şimdi telis torbaya koyuyoruz şu torbalara. Evet. Üstüne bizim toprağımız var, özel kendine has. Böyle beyaz toprak, hani dağlarda olur ya, bembeyaz toprak oluyor. Anladım. Toprak koymazsan olmaz mı? Koymazsak olmuyor. Çünkü büyüklerimiz de biliyor. Büyüklerimizden geleneklerimiz her öyle. Her toprak olmuyor, evet, değil mi? Her toprak olmaz. Hangi toprak olacak? Şurada var, göstereyim size. Evet. Topraktan da atıyoruz üzerine. Toprak suyu çekmeyen toprak. Bu ne yapıyor? Bu da işte üzümü durultuyor. Üzüme tat veriyor, şey yapıyor hani üzümü. Sonra eziyoruz üzümü. Ben size üzümü göster abla ya. Evet, tamam, eziyorum. İyice ezerken eziyorum. Kimler geliyor aklına? Kimler geliyor? Döveceğim insanlar geliyor. Kaynanan da geliyor mu? Kaynanam gelmiyor. Kaynanam git, öbür dünyaya git. Ay kıyamam. Yoksa geliyor muydu eskide? Yok, kaynana dövülür. Yok. Devam et, devam et. Ben seni meşgul etmeyeyim. Ondan sonra... Nasıl kaynananla geçiniyor muydun kız? Geçiniyorduk vallahi. Bir ezeli rekabet var ya, ta insanlık var oldu olalı. Hep gelin kaynanayı kıskanıyor. Aynen, aynen. Ne var anam, neyi paylaşamıyorsun? Ne bileyim, neyi paylaşamıyorsak. İşte gene biraz da böyle soğuk oluyor, niyeyse. Basın müdürümüz var, Dursun. Dursun'un hanımı böyle bacı gibi geçiniyormuş. Sen devam et. Meşgul etmeyeyim seni. Olabilir. Başka kim geliyor aklına? Valla başka da bazen kimse... eşine sinirlendiğinden de... Ha, ona da sinirleniyorum bazen. Haberin oluyor değil mi? O zaman ben yerimde o zaman önce sinirlendiririm. Hadi hanım. Ondan sonra sen yiyeceksin. Ben bir an önce buradan bitireyim de gideyim diye onu düşünüyorum bir de. Başka ne düşünüyorsun abla? Başka ne düşünüyorum? O güzel ürünleri yiyeceğiz. Ondan sonra satacağız. Ha, satıyorsun. Hayırlı onu. Müşteriler gelsin. Gelsin. Ay bu onu... programdan sonra patlar bu kadar doğal güzel şey. Aynen. Bastık, sonra ne yaptık? Bu hale mi getirdik? Ondan sonra buradan yok, daha bir sürü işlemi var onun. Nasıl? Ondan sonra koyuyoruz kazana, tekrar onu kaynatıyoruz. Onu... Geçek mi kazana? Kazanın başında biri var da kim o? Cehennem zamanısı gibi elinde de değnek var. Görümcemin eşi o, enişte. Geçek mi o tarafı? Geçelim. Öyle bir geçek bakayım. Tamam, oradan. Geçelim. Merhabalar abi. Merhaba, hoş geldiniz. Cehennem zabanisi gibi elinde. Ay, yok geçti. Bu. Kim geçti abi? Nereye geçti? Yaşlılık geldi artık. Sen mi yaşlısın? Ne demek ya, ben mi yaşlıyım ya? Tabii abim 18,5 yaşında. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Bu yakışıklıdan bir yaş büyük. Evet, sen Memaniyesin dedesin galiba. Onun dedesi Memaniyesin. Çok çok tatlı o. Memaniyesin abi. Memani. Memani ne oluyor abi? Erzurum'daki memekleri var. Abi sizi bir tanıyabilir miyiz önce? Açık göz. Mustafa Açık Göz. Evet. Açık belli, görmüyor musun? Mustafa Açık Göz, bu evin sahibiyim. Nasıl? Aşağının. Keyif hal yerinde mi? Elhamdülillah, buna şükrediyoruz yani. Öbür tarafta selamları var. Zaten bekliyor. Ara sıra gidiyoruz biz o tarafa da. Gidiyoruz mu? Tabii tabii. Allah kendinden versin. Çok selam söyle. Oldu inşallah. Hazırlığını iyi yapsın dediler. Evet, yaptık o zamana kadar. Daha halen de yapıyoruz inşallah. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Ben hazırlık kırıyorum. Işte. O zaten efendim, borcun abi. Borcumuz. Hazırlık ne yapıyorsun sen? Hazırlık ne yapacaksın? O işte yardım ediyoruz sağa sola olduğu kadar. Kaç yıldır bunu böyle döndürüyorsun abi? Efendim?
şunun gibi iken başladık biz. Bu yaştaydık biz. Tabii babagil ocağında. O zaman bu merkez bunu tanımazdı. Sadece bizim sülalede bulunurdu. Allah, başkası yapmaz mı? Hayır, o zaman mesele üzüm maseralar yaparlardı. O zaman şimdi maseraları kaldırdı. Seni şey yapmayayım. Mesainden yapabiliyor musun? Kaldırdı. Ondan sonra şimdi her Çalıncer alıştı bu işe. Siz öğrettiniz. Tabii bizim bu şeyleri... işin hocası biziz diyor abim. Evet. İddia eden gelsin kardeşim. Diyorum ha, gelsin şu anda. Bak ellere, bak ellere. Evet. Nasıl gör? Aşağıda bir amca var. Dedi ki ilk icat eden biziz. Sen diyorsun ki biziz. Kim abi? Yok, bu aşağıda amca şey mi? Emmin mi yoksa? Emmisi. Mırla Halim mi? O diyor ki benim diyor. Mırla Muhammed. Mırla Muhammed dedi ki ilk yapan biziz dedi. Yok. Allah Allah. Bizim sülaleden başka kimse bilmiyor. Abla sıktı üzümü. Suyunu getirdi buraya koydu. Ne kadar kaynatıyorsun? Abi beceremiyorum ya. Şimdi bu şey oluyor. Kesilmeye gelmesi lazım. Böyle kabaracıklar, köpükler. Neyle keseceğim? Ateşle şey yapıyorsun ya, kaynatıyorsun. Ateşle mi kesiyorsun? Ateşle çam kaynatıyorsun. Ateşle mesela arkada çatlar var. Kesilme. Kesilme var. Ben de ne bileyim abi. Yok, kızarla falan. O şimdi şey yaptığı zaman kesilmez de çamur halinde hiç durulmaz. Anladım. Ondan sonra da tabii teşlere koyuyorsun, durultuyorsun. Tekrar süzdürüp süzerekten geçiriyorsun, buraya koyuyorsun. Odun ateşi doğal olacak. Doğal olacak, başka bir şey yok. Kaç saattir kaynıyor böyle? Aşağı yukarı 3 falan oluyor. Daha ne kadarı var? İçinde başka üzümün haricinde bir şey var mı? Yok. Şeker. Hayır. Şeker şey. Hayatta bir şey olmaz. Doğal bu, hiçbir şey yok. Sadece nişasta var. Nişasta. Başka bir şey yok. Nişasta var. Başka nişasta ve üzümden yapılıyor. Evet, üzümünden bir. Yapılıyor. Kaç saat daha kaynayacak böyle oldu mu? Yok, bitti zaten bu, kaynıyor, seriliyor. Baksana damdağı görüyorsunuz. Abi dama gidelim o zaman. Evet, damdağı çağırıyor. Ablası da damdağı çağırıyor. Abi gidelim bizden abi, dama gidelim. Biz gidelim şu sermeyi biz gidelim. Görelim hadi. Bakalım, bakalım bastık nasıl seriliyormuş. Evet. Böyle seriliyor, Allah Allah. Abi çok ilginç ya. İnce mi olacak bu böyle? No, işte şeyine göre. Hani çıkmasına göre. Bezden nasıl çıkartacağız? Bunu geri ıslayacağız arkasını. Ha. Bezin kuruduktan sonra, iyice kuruduktan sonra. Ondan sonra çıkartıyoruz. Tekrar geri nişastayla az bir şeye unluyoruz. Üst üste koyup. Burada da bitmiyor işte. Tabii burada nerede bitiyor? Kaç işlemden geçiyor? Demin de dedim ya, evet. Yemesi kolay değil mi abla? Oo, yemesine ne var? Kışın zobanın başında var ya sıcacık. Oo. Cevizi koy arasına. Ha, ceviz. Kızar. Aynen. Ceviz. Ondan sonra götür. Cevizli de oluyor zaten. Aynen. Ha, bunun içine ceviz de mi koyuyor? Evet. Muska gibi sarıyoruz dedim ya demin. Onu yapıyoruz işte, beyaz sucuk, ondan sonra şey siyah sucuk yapıyoruz. Ya ha. Bir sürü işlemi var, evet. Bunun faydaları neler? Bunun çok demir, sonra işte B12, bunun faydaları çok var. Magnezyum, B12, A, B, C, D, E, F, Z'ye kadar. Ha, o ne için? Ha, ben sana baştan söyleyeyim, ötekini sen say. Sen iyi sayıyorsun. Profesör, 700 mi? Aynen. okumadım ama. Okumadan arif olanlardı. Aynen. Serdikten sonra ne yapacağız abla? Serdikten sonra bu kuruyor iyice. Hepsini döktün abi, ne yaptın ya? Tamam, döktüm, tamam, yeter. Yeter mi? Yeter. O kadar. Onu akıtacağız bezi. Allah Allah. Bezi kaldırıp akıtacağız. Aşağı doğru incelteceğiz değil mi? Evet, aynen. Çok ilginç ya. Bizim yeni yardımcımız Supi, adın neydi? Bedirhan. Ama sensin. Biz saattir boşuna konuşmuşuz. Aynen. Ben daha çekirdekten yeni yetişiyoruz. Değil mi? İşin erbabı. Ben bunlara öğretiyorum artık. Abla, ben bana da öğretir misin? Ya. Öğretirim. Niye öğretmem vallahi, ki? Valla zor mu? Yapabilir miyim? Yapan. Yapar mıyım? İşin şey yok yani. Gülen görmeyeyim de çiçeği burnunda daha 13 yaşında. He, geceleri saymazsak 25 yaşındayım ben daha. Siz kaç yaşındasınız? 18,5. Ha, sen benden küçüksün. Güzel. Serdik, bitti. Evet. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada size göstereceğimiz yaptığımız ürünler var. Onları göstereceğiz. Sucuk da var mı? Sucuk var, yapacak. Var. Beyaz sucuk yapıyoruz şimdi. Gidelim hadi. Bu dumana katalım. Aynen. Bu ne kadar koruyacak böyle? Bu 2 gün koruyacak böyle. 2 gün kalsın. Evet. Burada. 2 gün hadi kalsın. Görelim. Hadi aynen. Bakalım. Gidelim. İşte o beklenen an. Cevizli sucuklarımız
geldi. Tabii ki çağlayan cerit cevizi. İplere inci gibi dizildi. Ve geldi. Şimdi ne yapacağız? Batıracağız. Batırma da, işlemi. Daha. Abla bu cevizleri nasıl deliyorsunuz böyle? İğneyle. İğneyle. İğneye, ipi iğneye takıyoruz. Allah. Ondan sonra iğneyle diziyoruz. Parçalanmıyor. Yok yok, parçalanmaz. Allah. Parçalanmaz. Allah. Yok. Aynen. Diyorsun onun için. Çağlayan cerit cevizi. Evet. Çağlayan cerit cevizi yağlıdır ya. Yağlı diyorsun. Eğer yağ yapacak olsan fındıktan çok yağ çıkar. Yağ yapacak olsan bu. Değil mi? Tabii. Evet, ceviz gördüm. Yağ yok ama değil mi? Hayır, yapmadılar. Ha şimdi bunun bir küçüğü var. Bak bu bahri değil, bu kalayçı. Evet. Kalayçı Belize'den aşılanmış, buraya yayıldı bütün Türkiye. Bizim var bahri, küçük o biraz ama nasıl ismi biliyor musun? Bembeyaz ilik gibi. Çok lezzetli. Fakat onu kırılıyor işte, kurudu muydu fazla o şeye gelmiyor. Dayı batıralım mı artık? Şu beklenen an. Hayır. Dur abi, sen dur oradan. Sen dur. Hadi be. Aramıza girmesin yine, alacak abi hepsini ya. Hazır mı? Evet abla. Hadi. Üç, iki, bir, batır. Batıralım. Şimdi bu batırma kaç saniye sürecek? Daldırdık, çıkardık. Bir daha daldırdık, çıkardık. Evet. Tamam mıdır şimdi işte? Böyle tamamdır. Tutacak. İki defa daldırdık, çıkardık. Evet. Bitti mi? İki yetiyor mu abla? Bitmiyor. Üç olsa? Bunu takıyoruz, kuruyor, bir daha batırıyoruz, bir daha batırıyoruz. Üçüncü, üç defa. Kaç defa? Üç işlemden geçiyor. Yani bu batması, bunu bu şeye getirmemiz. Kaslı kapsası olmasından mütedir. Eğer katı olsa biraz daha koyulaştırır bu. Hmm. Çünkü daha biraz zayıf oluyor yani. Ya bu süreç ne kadar? Hani bir batırdınız, ne kadar sürede şimdi kuruyor? Şimdi kaç tane mesela takıyorsun köpe? Diyelim ki 100, 200, 500. Hı. Bir batırıyorsun, tekrar arkadan bir daha batırıyorsun. Abi gelsene. Benim Ali Bora çok seviyor da. Hani iki kere daha batır kız. Yani üst üste batırsak olmaz mı? Olur olur. Bir batırayım bak. İkinciyi batırıyorum. Beklemeye sabrımız yok. İkinciye batırdık. Batır kız, bir daha batır. Bir daha mı batırayım? Hadi bir daha batır. Olur. Şimdi kalınlaştım ama. Tamam. Yok, yine aynı değil mi? Aynı. 50 kere de batırsak. Ay bak nasıl akıyor biliyor musun? 50 kere de olsa bu duru aynı kalır diyorsun. Hapse duru olduğu için aynı kalır. Fakat damda mesela batılığı var. Geri görürsünüz. Şimdi damda çıkarsanız yukarı üstlere. Batılığı var değil mi? Evet, batılığı dur var. Şimdi kurumayı bekleyelim o zaman biz abi. Hatta sen onu iki defa, üç defa batırtarak zaman kaybı yap. Bir 5-10 dakikamız var. Hadi kurutak abla artık de, sonuca doğru gidelim. Abi sen karıştırmaya devam et. Devam et, devam et. Sen devam et. Olan sucuklarımızı yaptık. Burada da beyaz olan sucuklar var. Değil mi? Beyaz. Ne yapacağız şimdi? Şimdi. Beyaz derken abla nasıl beyaz? Ben onu anlamadım. O ayrıca siyah değil, ceviz rengi. Evet, neymiş? O nişasta da hadi şey üzümü. Bu da şey unla yapıyoruz bunu. Bende yoksa boya mı kalıyor? Yok, yok. Beyazı ilk defa göreceğim. Yok, yok. Bu şey doğal tamamen un, sadece içindeki un. Ama o un da çok koymuyoruz. Pişiriyoruz. Kaç kıvamdan yani kaç şey işlemden beyaz geçiriyoruz. Rengi. Evet, beyaz rengi. Sonra da böyle koyuyoruz ve beyazlıyor. Hani yumurtayı nasıl kırarız da beyazlar kek yaparken. Çırptık, bu da ha çırptık. Evet, aynı o şekil. Evet, Bedirhan. Kim basacak düğmeye? Ben. Ustamız Bedirhan basacak. Evet. Hadi bas bakalım. Burada da beyaz oluyor. Döve döve beyazlaşıyor. Tabii bu çırpma işlemi. Evet, çırpma işlemi. Bu çırpıyor. Çırpıldıkça rengi beyaz. Evet, çırpıldıkça beyaz. Ve içinde üzüm ve un var. Evet, aynen. Bu da yarım saat, bir saat kaynadı. Evet. Yarım saat, bir saat. Kaynadıktan sonra bu şekilde çırpma çırpma evet. Rengi beyaza dönüyor. Evet. Ve? Evet. Affedir ha. Beklenen an geldi ve beyaz sucuklarımız şimdi dalışa geçiyor. Evet. Daldıralım. Bu ne güzellik. Allahu ekber. Oo, şuna bak ya. Yenmez mi bu? Yeme de kendine bak. Sanat aynen. Eseri ya. Bildiğin sanat eseri. Aynen aynen. İşliyoruz iğnenin ya. Değil mi? Nakış tabii, gibi. Nakış ilmek gibi. İlmek işlendi. Aynen bunlar. Aynen. İşliyoruz aynen aynen. Kaç kişiyle. Yenir. Yenir de ama şimdi cevizler. Böyle yaşar. Yiyen olur. O, olur da yani olmadı bugüne kadar olmadı, değil mi? Bugüne kadar Nazlı olmadı. Nazlı Hanım yiyecek çünkü. Evet yesin tabii. Tabii yaş yaş. Yiyebilir. Yenem. Şöyle ben elimi altına tutayım.
Öyle, onun öyle tadı olmaz. Vallahi olur. Hayır. Bir el ceviziyle giyeceksin yaş yaş. Öyle zannet. Sen öyle zannet. Hayır, ceviziyle tadı olmaz. Yaş yaş kuruyunca daha güzel oluyor. O zaman bekleyeceğiz. Yok, yapacak bir şey yaş yok. Yiyeceğim de değil. Tamam, yerse yes, şunun ucundan tamam, yiyebilirsin. Yiyelim tabii. Değil mi ya? Boş ver. Biz ya. Bekleyelim, tadıyla yiyelim. Değil mi? Olur. Evet. Ama vardır zaten. Bak, böyle yaş yaş çok güzel gidiyor. Sen devam et. O bizi oyalama taktiğiyle burada bekletti. Anladım. Damda hala hazırlı olanları götürmeye gitti. He, anladım. Gelmeyecek diyecektin. Aynen, aynen. Şimdi o batırdığımız cevizli sucuklar burada kurumaya bırakıldı. Evet. Batırdığımız tamamen doğal güneşle. Evet. Bu hale getirdik. Evet. Batıra batıra bu hale getirdik. Şimdi burada kuruyor. Ondan sonra satışa hazır. Şimdi en son kuruyan nerede? Ben onu merak ediyorum. Bunlar. Bunlar mı? Evet, bunlar. Daha çünkü yeni başladık ya. Bir tabii, bakabilir miyim? Tabii. Yiyelim, alabilir yiyin. Mi? Yiyin abla. Yiyin. İhtiyacım var zaten, çok aynen cılızım. Aynen. Alayım abla. Bu kadarcık mı ya? Bu kadarcık değil daha. Abla sen şunu alsana bir. Ha, tamam. Sen anam sen de çok cimri çıktın be. Bunu nereden koparıyoruz abla? Oradan kopar, koparabilirsin. Ama yok, ben koparamıyorum. Bunun bir tekniği var. Dur, yani koparsın. Sırf ben koparamayayım diye abla. Kopar kopar diyor. Ben nasıl koparayım orada? Elimi keser. Makas yok mu? Elini keser abla. Kopardım. Benden güçlü abla. Şöyle. Böyle kopar. Evet. Çektin mi kopardığım? He, kopardım. Tamam. Sen şunu al. Ha, siz de yiyin. Ben de yiyeyim. Sen, şunu da ye. Okay. Bak şunu da ye. Yaş yaş. Aynen. Bu nasıl bir tat? He. Beyaz sucuklarımız yapıldı, iplere takıldı ve burada da hangi aşamadan geçiyor şu anda? Güneşi bol bol yeme aşamasındayız. 3 gün kaldı kurudu. Evet, sonra da nişastayla unluyoruz ve yemeğe hazır vaziyete geliyor. Yani 3 evet gün kuruduktan sonra geliyor, burada nişastalanıyor. Evet. Tekrar ipe asılıyor. Asılmıyor. 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 Nişastayı bulandıktan sonra yemeğe hazırlıyor. Evet. Peki bunlar kendiniz için mi yaptınız? Satıyor musunuz? Hem eve hem de ticaret. Ticaret de yapıyorsunuz. Evet, evet. Nerelere satıyorsunuz peki bunları? İlçe merkezde isteyenler oluyor. Şehir dışına da kargo ile gönderebiliyor. Gönderebiliyor musunuz? Evet. Türkiye'nin her yerine kargo var mı? Var. Bizim numaralarımızdan ulaşıyorsunuz. Evet. Biz sizi Demet Hanım'la iletişime geçiriyoruz. Ve kargonuz kapınıza kadar geliyor. Aynen. Doğru evet mudur? Doğrudur. Bana bir de kurumuş halini yedirelim. İsterseniz şöyle arkada İstemez var. Olur muyum hiç? Varım. Bağ tutan bile parmağını yalıyor. Evet. Biz de gördük. Şimdi bu nişastalanmış. Bu kurumuş hali. Bitmiş hali. Yeme bitmiş vaziyetinde. Tamam mı? Şimdi paketleme hazır. Paketlenecek ve evet sahiplerine gönderilecek. Aynen. Tamam. Aşağıda yaş halini tatmış hali var. Bitmiş hali. Onu da tattırayım. Tamam, o zaman şuradan bir kopartıyorum. Bismillah. Buyurun. Hop. Hadi bakalım. Şu olarak mı, kuru olarak mı beğendiniz? Anlayamadım. Neden yiyelim o zaman? Böyle bir şey yok. Yok mu? Böyle bir şey yok. Bu lezzeti mutlaka tatmanız lazım sevgili izleyiciler. Ne yapıyoruz o zaman? Çağlayan Cerit'e geliyoruz. Demet Hanım'ı buluyoruz ve bu muhteşem sucukların tadına bakmadan gitmiyoruz. Gördüğünüz gibi Çağlayan Cerit'te bir tarafta sucuklarımız, bir tarafta kuruluklarımız. Kuruluklarımız dedim ama neler var burada? Neler var burada? Elma kurularımız var. Sumağımız var. Bak sinide sumak. Evet, sumak çıkartıyoruz. Hani dolmalara koyuyoruz ya. Evet, sumak ekşisi. Sumak ekşisi evet. Ondan sonra fasulyemiz var. Kışın kavurup yemesi, ondan sonra sulu yapıp içine iki tane patates doğrayıp sulu yap pilavla ye. Oh, çok güzel olur. Evet. Ondan sonra biberimiz, pul biber yapacağız kendi ellerimizle. Ciddi mi? Evet, evet. Kuruttunuz. Kurutuyoruz. Çekip sonra kendi ellerimizle tertemiz. Yani gözümüz görüyor en azından. Kendimiz kurutuyoruz, kendimiz yapıyoruz. Evet. Öyle, o şekilde. Bunlar ne? Bunlar da elma kurularımız. Elma. Kışın, evet kışın hani öyle de yiyebilirsin kuru üzüm gibi. Kompostusunu yapıyoruz, hoşafını yapıyoruz yani şeyini işte.
Bir şekilde bir şeyler oluyor. Çağlayan Cevit'in hanımları gerçekten çok çalışkan, aynen, çok becerikli insanlar. Evet. Öyle değil mi? Aynen, aynen, evet öyle. Evet. Cennet Hanım, bu arada siz Köy TV izliyorsunuz değil mi? Köy TV gezginleri programı. İzliyorum, izliyorum hani. Hiç aklınızdan geçti mi böyle gezgin programı? Anadolu gezginleri bir gün çat kapı böyle gelecek, baskın var deyip girecek. Ya tabii ki aklımızdan geçmedi ama geldiniz, bir memnun olduk. Yani daha bir mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz size. İyi oldu yani, güzel oldu. Biz teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk sizleri tanımaktan. Evet sevgili izleyiciler, Anadolu gezginleri devam ediyor. Bastıklarımız bu şekilde serildi, kurudu, dürüldü sevgili izleyiciler. Tamamen enerji deposu. Evet. Sonra bunu güzelce kesiyoruz, şekiller, evet, haline katlıyoruz. Evet. Sonra ne yapıyoruz abla? Sonra bundan böyle de yiyebiliyoruz. Öyle de yiyebiliyoruz. Böyle içine ceviz koyup... Ben öyle götürürüm. Tamam. Amca biberi de. Böyle de ceviz koyup yiyebiliyoruz. Şöyle de şu şekilde evet, içine ceviz koyuyoruz muska şeklinde. Bu şekilde de sarıyoruz. Şöyle. Adına aynen, muska şeklinde muska olduğu için. Muska, biz samsa diyoruz. Samsa. Samsa bu mu? Evet, samsa. Samsa dansı var ya. Salsa dansı var. İşte samsa diyorum ben ona. Tamam, evet, samsa diyorum. Bu da kışın böyle çok güzel oluyor. Hem çocukların beslenmesine koyuyoruz. Hmm. Tabii tabii. Buyurun Nazlı Hanım. Şimdi de şey yapalım. Bu doğal lezzet. Evet. Tabii ki cevizin başkenti Çağlayan Cevit. Bizi rondodan geçiriyoruz, robottan geçiriyoruz. Ondan sonra bunu sarıyoruz bu şekilde, kesiyoruz yani ince ince. Ondan sonra bunu böyle muska gibi yapıp içine koyuyoruz. Tekrar böle sarıp. Bir sağdan bir soldan. Evet, evet, aynen. Sara sara böyle, muska bu şekline getiriyoruz. Aynen. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Aynen. Çikolatadan güzel. Sağlıklı, vitaminli. Götürebilir miyim? Tabii götürebilirsiniz. Götüre hiçbir şey olmaz. Hiçbir... Sen götüre dur, biz devam ediyoruz. Aynen. Karpen, PVC ve alüminyumun hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.